Kara Sülümanlar Ora seferleri 2017 yılında başladı. 2017 yılından itibaren bugüne kadar yaklaşık 400 sefer Roro seferi yapıldı. Ve bugüne kadar da 60 bin adede yakın araç taşıması Roro seferleriyle yapıldı. Limanımızın açıldığı 2017 yılından beri, işte Roro seferlerimiz de 2019 yılında başladı. Bu seferler haftada iki sefer olmak üzere Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na yapılmak üzere başladı. Her geçen yıl talebin artmasıyla birlikte sefer sayımızı da arttırdık. 2021 yılında bunu şu anda 6 sefere çıkardık. Yine 2021 yılının sonuna doğru da haftada 8 sefer olmak üzere çıkarmayı planlıyoruz. Mevcut durumda sadece Ukrayna seferlerimiz var. Ancak yakın dönemdeki planlamalarımızda Romanya'nın Köstence Limanı'na Roro seferlerini başlatma planımız var. Bu hatla beraber işte Karasu'dan Avrupa'ya yapılacak, Karasu'dan Avrupa'ya yeni bir lojistik hat oluşturmayı planlıyoruz. Limanımız Türkiye'nin Karadeniz'deki en batıdaki liman olma özelliği ve yine bununla birlikte Marmara'ya en yakın limana olma özelliği sebebiyle konum olarak oldukça avantajlı durumda. Ama limanımızı karşılaştıracak olursak Karadeniz menşeli olması sebebiyle Karadeniz'deki ülkelere ticaret yapabilen bir liman. Bu sebeple bizim bu karşılaştırmayı Karadeniz'deki benzer limanlarla yapmamız lazım. Benzer liman nasıl, benzer yükleri taşıyan limanlar ne gibi? Bizim limanımız tek bir yüke sahip olmayan bir liman. İşte ro-ro gemileri olsun, konteyner gemileri olsun, genel kargo gemileri olsun, bununla birlikte proje yükleri olsun, birçok yüke hizmet verebilen liman. Bu karşılaştırmayı yaptığımızda Karadeniz'de bu tip yükleri işte Trabzon Limanı, Samsun Limanı ve Zonguldak Limanı yapabiliyor. Bunlarla karşılaştırdığımızda limanımız tabii bu limanlara göre çok daha genç, yaklaşık 4,5 yıllık bir liman. Ama özellikle Roro seferlerine baktığımız zaman Samsun Limanı'ndan sonra ticari hacim olarak en büyük ikinci liman konumuna gelmiş durumda. Karasu Limanımızın özellikle ilçemize kazançları en başta limanımızın, şirketimizin vergi dairesini biz Karasu'da açtık. Karasu'da açmamız sebebiyle vergimizi Karasu'da ödüyoruz ve Karasu'nun vergi dilimindeki payını arttırıyoruz. Bu sayede bir ilçeye ciddi bir katkı sağlıyoruz. Bununla birlikte tabii limanımıza gelen yükler, ro-ro yükleri olsun, diğer yükler olsun, gelip giden özellikle ro-ro'ya gelen tırların şoförlerinden kaynaklı veya ro-ro gemileriyle gelip giden turist kaynaklı olarak ciddi bir şekilde geliş gidiş mevcut. Bu bir turizm sezonu gibi sadece yaz aylarında değil, yılın 12 ayında devam ettiği için buradaki esnafa ciddi katkıları olmakta. Yine bununla birlikte ilçeye en büyük katkısı işte burada bir taşıyıcı kooperatif oluştu. Yaklaşık 100 araçlık bir kooperatif oluştu. Bunların istihdamı ile ilgili bir katkı oluşturdu. İlçemiz açısından katkıları bu şekilde. Bölgemiz açısından bakarsak bir liman o bölgenin dünyaya açılan bir ticaret kapısı. Limanların olduğu bölgelerde genelde sanayi yatırımları çok daha fazla olur veya tercih sebebi olur. Bu sebeple de Karasu Limanı özellikle bizim bölgemizde sanayicilerin tercih edebileceği bir, Karasu Limanı sayesinde sanayicilerin tercih edebileceği bir bölge olmuş durumda. Ülkemiz açısından baktığımız zaman yine limandan yapılan ithalat ihracatla beraber özellikle Karasu Limanı'nın diğer limanlara göre navlun ve fiyat avantajından dolayı ciddi şekilde döviz girdisi sağlaması ve ihracat yapması kaynaklı olarak ülkeye de döviz kazancı sağlaması açısından önemli katkıları olmuştur.